Patladın mı? Ulan 20 senedir yaktınız bizi be. Hala terbiyesizlik yapıyorsun. Artık yeter ya, bir pahalılığı da bir benimsey. Nasıl mutlusun sen ya? Kanstı da şpreken. Ya şpreş. Bu halde şpreş değil ya. İşte. 22 senedir akıllanmadınız be. Onun için mi gıt 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 gıda ak dediniz? Abi baksana adam, ikisi beni dövecek ya. Lan mı? Abi diye soruyoruz. Seçim yaklaştı. Abi ikisi de birbirinden farkı yok. İkisi de hırsız, ikisi de hırsız. Al birini vur ötekisine diyorsun. Hepsi aynı. Niye bir güvenceni kaybettin abi? Abi ben emekli adamım. Ne kime güveneyim abi? 10 bin lirayla ne yapacaksın abi? He? Eskiden abi emekli maaşı askeri ücretin altına düşmezdi. Şimdi evet. Düşüyor. Ya şimdi... Bir küskünlük mü var? Küskünlük yok abi. Neyine küseceğim? Siyasetçilerin geneli bu. Hepsi hırsız. Başka bir şey değil. Bu vatandaş sahipsiz. Emekliler sahipsiz. Ha diyeceksin ki Tayyip Erdoğan milletin sırtına bindi, inmiyor. Sanki öbürü gelse çok mu iyi? O da aynı, o da aynı. Biri siyah, biri beyaz. Bak birisi siyah, birisi beyaz. Hepsi hırsız abi. Anladın mı? Durum bu. Aynı sistem değişmeyecek. Değişmez abi, değişmez. Niye değişmez? Ya baba boş boş konuşuyorsun ya. Çok boş boş. Baba boş boş konuşmayacaksın. Boş ver. Tamam, saygılıyım ben. Eyvallah abi, sağ ol. Gelsin konuş abi. Gel abi. Yeni nesilde kafa nerede be kardeşim ya? Çok güzel bir söz söyledin abi. Sen değişmezsen sistem de değişmez. Sen değişmezsen değişmez kardeşim. 22 senedir aynı oyu kullanıyor. Nasıl değişecek ya? Nasıl değişsin? 22 senedir aynı kafa. 22 senedir aynı şey oluyor. Gene oy veriyor ya. Her pişmanım, mahvoldum, şu oldum, bu oldum. Gene AK Parti'ye oy vereceğim. İmamoğlu iyi yapıyor diyor. Bizden diyor. AK Partili sanıyor hala İmamoğlu'nu. Öyle insanlar var be kardeşim ya. Çok doğru abi. Çok yani inan ki var bunlar. Ekrem var. Kurumoğlu diyen var ya. Evet ya, buyur kardeşim ya. Yapmayın kardeşim ya. 22 senede görmediniz mi ne olduğunu, neler olabileceğini tahmin etmiyor musunuz ya? Biraz ki 2024 ben... yılı emekliliğin emekliliği yılı olacak dedi. Emekliliği gömme yılı ya. Emekliliği gömme yılı be kardeşim. Ne emekli yılı ya? Bir tane emekli olsun desin ki ben memnunum hayatımdan. Ya aptaldır ya düşünemiyordur ya. Yoksa memnun olamaz. Ben emekliyim ya. Bir emekli olacak da mutlu olacak 10 bin lirayla. Yemeyecek, içmeyecek, gezmeyecek, sinemaya gitmeyecek. Karısını bir sefer yemeğe götüremeyecek. Ondan sonra diyecek ki ben mutluyum. Nasıl mutlusun sen ya? Her şeyi şükreden aptaldır, bitti. Her şey kafasına taş düşecek. Şükür ya, büyüğü düşmedi. Ya bırakın şükrü be kardeşim ya. Görün ne olduğunu ya. Görün ne oluyor, görün ya. Hala 10 bin liraya şükreden var içimizde. Ondan sonra da akıllanacak bir şey emekliler. 22 senedir akıllanmadınız be. Ben 94 emeklisiyim. İlk emekli olduğumda iki asgari ücretin üstüne para alıyordum. Bugün alıyorum 11-12 lira. Bu ne? Ben 7500 gün çalışmışım. Adam 3600 günle emekli aynı paraya veriyor. Bu mu hak? Bu mu adalet? Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi. Hadi canım. Bırakın böyle kalkınacaksınız. Kalkınmayalım. Zaten kalkınmıyoruz ya. Abi sana hak verdi galiba. Bir şey yok abi. Buyurun. Bir şey gel baba. Şimdi bir şey sorayım. Tabii buyurun. 20 kaç yıldır bu reis. Bak onu bile reis şeyde kaç bak, tamam. Onu bile bilmiyorsun. Tamam sen bir şey soracağım. 2002. Bir dakika bir şey söyleyeyim. 2002'nin Kasım'ından beri başımızda bu bela. Tamam. Ha, 2002'den kaç? Beri. 22 yıldır. 22 yıldır. Evet canım, madem öyle 80 senedir niye yapmadılar? Kim? 2002'den önce niye yapmadılar? Sen bak akıllı müsaade. Ne? Akıllı bir dakika. Akıllı tartışalım mı? Ne oyu? Dur. Müsaade. Akıllıca. Pardon, ablacığım. İkisi tartışsın. Akıllıca tartışalım mı kardeşim? Buyur abi. Tayyip Erdoğan geldiğinden beri sattığı milli varlıkların değerini biliyor musun sen? Daha önce neler satılmadı mı? Hayır satılmadı. Sümerbank'ı kim sattı? Bak, sattı ben abi. Sana diyorum ki. Kim? Abi dur işte. Sattığı kadar kim sattı diye soru soruyorum. Sümerbank'ı kim ya, sattı bak, abi? Ya bak Sümerbank'la durma canım kardeşim. Ne kadar sattı diyorum sana. Tamam ben de sana soruyorum işte. Daha söyleyeceğim. Soruya soruyla değil. Bak ben de sen Tayyip çok biliyorsun. Tabii ben öğrenmek istiyorum. Tabii biliyorum. Tayyip'in sattığı kadar bu memlekette kimse mal satmadı. Hangisi?
Evet. Doğru mu o değil? Sen yalan. İşte nasıl anlatacaksın? Niye? Ben sana nasıl anlatacağım? Ben sana ispat Devlettin Aç Google'unu sor. 2002 yılından sen önce. Sen Google'ı benim kadar kullanmazsın sanırım. Ben bilmem. Ben anlamam. Ben senin anlamadığını bile biliyorum. Tamam biliyorum ama benim kafam senden daha iyi çalışıyor. Sen öyle sanıyorsun. 80 yıl. Bak cahiller en çok bilir. Bir şey söyleyeyim mi? Cahiller çok bilir. Buna katılırım. Bak şimdi. Bak bir şey söyleyeyim mi ben sana? Pardon. Bak. Cahiller en çok bilir. Buna katılıyorum. Sana, bak ben 77 yaşındayım. Ben Almanya'da yetiştim. Sen de Almanya'da yetiştin. Ben 20 yıl Almanya'da kaldım. Ya, geç o işi sen. Ha, geç. Sen yani, o zaman kannst bilmiyorsun. Kannst du Deutsch sprechen? Ja. Kannst du Deutsch sprechen? Ja, sprich. Bu sprich değil ja. İşte. Ya, ja, sprich ja, değil. Ja, sprich. Ha, sprich ja, değil. Ja. Keşke Almanca bilen varsa burada söylesin. Ha. Kannst du Deutsch sprechen dedim. Ya. Almanca biliyor musun? Konuşabilir misin? Biliyorum abi. Almanca söyle bakayım. Tamam ben bilmiyorum sen konuş. Ja, sen neyi biliyorsun kardeşim benimle tartışacak? Ist du Frau Deutsch? Ay. Patladın mı? Ne patlayayım? Hayır bir dakika. Sonra, bir Alman kadınla evlenmişsin. Bak ya, Alman'ın bak, aptalı da var, akıllısı da var. Ya, hangi aptal Alman seninle evlendi? Çok merak ediyorum. Bak bir şey anlatayım mı gerçekten sana? Gerçekten ya. Bir şey anlatayım. Alman bununla şey evlendi ya. Abi. Vallahi billahi ya. Bak 80 yıl bu milleti nasıl avuttular biliyor musun? 1910 yılından beri Avrupa Mercedes yaptı. BMW yaptı. Volkswagen yaptı. Biz ne yaptık abi? Git abi tramvayları söktük biz. 1910'dan beri bak 1900 bırakın mı abi bak. Eskiyi konuştuğumuz kadar yeniyi de konuşalım. Az önce dedi ki abi emekli maaşından dedi memnun değilim dedi. Evet. Hiçbirine güvenmiyorum dedi. Tamam. Peki. Güveneceğimiz adamı nasıl bulacağız? Evet. Nasıl? Buna diyerek mi? Hayır. Ha. Ne yapacağız nasıl o zaman? Nasıl yöneteceğiz? Nasıl biliyor musun? Hele bir yere geldin. Bak, ya ben zaten bir yerim. 22 senedir ya sırtında baba, taşıma. Sakin. 22 sakin. Senedir sırtında ben taşıma. Ben kime oy veriyorum? Biliyor musun? Bilmem ben kime oy veriyorum. Bilemezsin. Bilemem ben. Ben kendi hür irademle oy kullanırım. Kime veriyorsun abi? Anlıyor musun? Ya o bende kalsın ben kardeşim. Ben irade olduğuna da sanmıyorum ya. Ben İmamoğlu'na oy verdim. Tamam mı? Bak İmamoğlu'na oy verdim. Gene vermek istiyorum ama bu tip insanların yüzünden vermeyeceğim. Vermez. Senin gibisi zaten oy vermesin be canım kardeşim. Niye bağırıyorsun abi? Akıllılar abi, versin oy. Sakin ol abi. Akıllılar abi, oy versin. Sakin bak ol. Canım kardeşim. Cahiller oy vermesin. Bak abicim. Cahiller kim oy vermesin. Abi? Akıllılar ya, versin. Ne mezunusun sen ya? Sen benim ben işletme mezunum. Sen ne mezun? İşletme mezun. Evet. Ben Almanya'da 20 yıl tercümanlık ya, yapmış birisiyim. Ya. Ya bak. 20 yıl. Onun için mi gıt 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 gıda aklediniz yumurtaların üstüne böyle taklit yaptınız? Ya senin yaşın 20 yıl diyorsun evet. Almanya'da yaşındın. Evet. Kaç yıldır geldin buraya? Sen hesap bilir misin? Hesap bilir misin sen? Ya kaç yıldır ben 1969 yılında Almanya'ya gitmiş birisiyim. Hangisi? Hikaye. Benim iki kızım hikaye. Almanya'da doğdu. Ya olabilir. Hikaye olabilir. Olabilir ama var ya bak. Canım kardeşim benimle bak, tartışma. Bak ben size bir söyleyeyim mi? Benimle tartışma. Sizin gibi adamla. Ha, bizim gibi bak, adamlarla artık bu memlekette. Çıkıp da konuşmayın. Sen konuşacaksın. Niye oy verecek insanları da. Bak oy verecek insanları da oy verdirtmiyorsunuz. Senin gibisi vermesin. Hangisi? Gerçekten niye? Vermesin. Niye? AK Parti diye 20 senedir oy verdim şimdi abi, vermeyeceğim. Ulan 20 senedir yaktınız bizi be. Beni? Ne biliyorsun lan benim oy yaktınız verdim. Ulan bizi. Kim verdi oy? 20 senedir oy verenler kim yaptı. Verdi? Diyorum işte 20 senedir bana, oy verenler. Bana şey yapıyorsun ne ama biliyorsun? Ama şunu dedin. Bak şu, abi? Sen evet AK Parti'ye oy verdim demedin ama he. 80 yıldır bu ülkeye CHP ne yaptı dedin. Hiçbir bok yapmadı. Doğal olarak sen ne de. Ne yaptı Türkçe, abi? Türkçe konuş Türkçe. Onu sordum. Tamam özür dilerim. Tamam bir şey söyleyeyim abi. Bok yapma dediğin zaman çok ayıp ettiniz. Tamam özür dilerim. Bunlar ayıbı tanımaz canım arkadaşım. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar ayıbı tanımaz. Bak abi. Bak şunlar var ya, bu tipler, bak abi, ben bir şey anlatayım mı? Bu arkadaşlar konuştuğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi oy alamaz. Nasıl? Abi baksana adam ikisi beni dövecek ya. Baksana baba. Bak sen de fikirlerini söylüyorsun. Bana ne diyor? Sen de fikirlerini söylüyorsun. Tamam ben özür diledim, ağzımdan kaçtı. Özür diledim abi. Terbiyesizlik yapmayacaksın. Tamam senin yaptığın ne? Benim yaptığım bir şey değil. Ya beni mi döveceksin abi? Hayır niye döveyim ki? Tamam özür dilerim.
ağzımızdan kaçtı. Özür diledik. O zaman konuşmayacaksın. Hayır, nasıl? Efendim, ha, sen mi konuşacaksın? Herkese... Hayır, ağzına kaçtı. Söyledi. Abi, al abi, bak özür işte. Abi. Bak şimdi abi, bir şey söyleyeyim mi? Bak abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Demiyor mu? Bana oy vermeyen teröristtir, vatan hainidir. Şudur. Demiyor mu? Bu da onlar işte. Bunlar da onlar. Onlar kardeşim. Kim kurdu? Hangisini? Saygı çerçeve içerisinde. Tamam baba. Bir daha sor abi. Nasıl abi? Cumhuriyeti kim kurdu? Ben kurmadım abi. Atatürk kurdu benim bildiğim. Tamam. Atatürk kimin başkanıydı? Nasıl? Neyin başkanıydı? Abi? Kim kurdu? O zamanki abi, efendime söyleyeyim, devletim genelkurmay, şimdiki genelkurmay başkanıydı şimdiki abi. Şimdiki mi? Evet abi. O zamanki diyorum. Bak abi, Cumhuriyet Halk Partisi kaç yılında kuruldu abi? Cumhuriyet Halk Partisi? Bir dakikadır abi. Bir dakika. Kaç yılında kuruldu? Bana soru sorma. Ben sana diyorum ki bak, Cumhuriyet Halk Partisi... Bu devlet şeye demokrasi getirdi çok. Hangisini? Çok partili. Ya sen halk partilisin. Kaç yılında kurulduğunu bilmiyorsun ya. Canım abicim bak sana bir şey bu söyleyeceğim. Parti, bak, biliyor musun tarihini söyle bana. Ya bu kaç yılında kuruldu? Bak ben bir hayatı görmüşüm. Hadi. Eğer bir insan 100 bir insanla, lira vereceğim sana. Bak bir insan kaç yılında kuruldu? İşte terbiye. İşte terbiye bu kadar. Sen gel buraya. Gel. Terbiye bu kadar. Bırak. Ya gelsene. Gel. Neyi savunduğunu bilmiyor. Ya yok. Ya çok ayıp. Bak hala terbiyesizlik yapıyorsun. Hala. Oğlum cumhuriyeti. Abi. Son olarak sana. Buyur. Son olarak seninle kapatalım olayı. Buyur. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Valla böylelerin yüzünden çekiyoruz. Başka ne diyeyim canım kardeşim? Böylelerin yüzünden çekiyoruz. Ve dünyada belli bir şey var. Cahiller en çok biliyor. Biz pek bilemiyoruz. Cahiller çok biliyor. Yapacak bir şey. 80 yıldır benim AK Partili olduğumu nereden biliyorsun dedi. Sordu. Ben de şunu söyledim. 80 yıldır Cumhuriyet böyle yapıyor dediği için. Dediği için, doğal olarak orayı desteklemiş. Tahmin ediyoruz ben canım kardeşim. Yapacak bir şey yok anam. Bu cahiller var. Başımızda var. Ya gene söyleyeceğim bak. AK Parti bir profesör demedi mi? Biz cahillerin sayesinde yaşıyoruz. Cahiller olmasa bu kadar alamayız demedi mi? İlkokul AK mezunları. AK Parti bir profesör. Hele ilkokul mezunları en çok sevdiğimiz insanlar demedi mi? Evet. Bizi en korkutan kesim, okumuş kesim demedi mi adam? İşte bunlar. Ne yapacağız abi? Yapacak bir şey yok. Bunlar azalsınlar istiyoruz ama azalmıyor. Doğum kontrolünü akıllılar kullandı. Aptallar kullanmadı. Aptallar üredi kardeşim. Doğum kontrolünü akıllılar kullandı ya. Ama aptallar kullanmadı. İşte aptallar türedi. Aynen. Bitti. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Olur biliyor musun abi? Şu ilçe başkanlıklarını kapatacaklar. Ne zaman seçim var? 3 ay öncesinden 3 ay ilçesi öncesinden ilçe başkanlıklarını o zaman açacaklar. Niye açacak biliyor musun abi? Bu memleketin kurtulması için abi, gençlerimiz sınava girdiği zaman, efendime söyleyeyim, o gencin tanıdığına göre değil, ne diyorlar ona? Torpiline göre değil. İşte. Bak. Çok güzel. Bak geldi. Bir dakika bak, abi. Bak, abi bir dakika ya. Ya abi bir dakika. Abi toparlasın. Allah'ını seversen. Abi bir dakika ya, bak. Boş konuşuyorsun ya. Ya baba sen. Abi. Sen boş konuşuyorsun. Mülakat nedir bak, biliyor musun? Bir şeyse. Hayır mülakat nedir? Bir dakika aynı şey. Abi amma sen bak, şey oluyorsun ya. Tamam sen çok bil de ben bildiğimi konuşayım. Bak mikrofonun önü bana dönük. Benim hakkım. Hakkımı tecavüz etme. Buyur konuş. Konuşsun sana da tamam. Abicim bak tamam mı? Bak gençler tamam mı abi? Hiçbir partinin peşine koşmayacak. Niye? Tamam yapsın siyaset. Ama ilçe başkanlıkları kapalı olacak ki her gencimiz tamam bak her gencimiz mülakatsız sınavlı işe girecek. Anlıyor musun? Adam 100 puan alıyor. Evet. Çocuğu almıyorlar. Niye almıyorlar? Aleviymiş, yok sakallıymış, yok cübbeliymiş. Abi kimse kimsenin inancına, hürriyetine karışmadan herkes işe girmek zorunda. Ama o ilçe başkanlıkları 7/24 açık olduğu zaman anladın mı abi? Her genç gider o ilçeye. Tamam mı? Orada ilçe başkanının affedersin torpilini arar
Ondan sonra kimin torpili kuvvetli işe öyle girer kardeşim. Almanya'da bak, ben Almanya'da yetiştim gerçekten. Benim bir videom oldu. 4,5 milyon izlenme rekoru kırdı. Niye? Bu hani Almancılar konuşuyor, hep benden sonra başladılar bak. İnanın ki bak buna. Ben gerçekleri konuştum. Ben 4,5 milyon insanda 4 milyon 400 bin kişide herkes beni takdir etti. Anlıyor musunuz? Konuşmuştunuz abi o zaman. Abi Almanya'daki yaşam, hani gençler diyor ya Almanya'da paralar sokaklarda şöyle böyle. Yok kardeşim bak, Almanya'da tamam mı? Almanya'da insanlar şöyle alayım abi. Karı koca çalışır. Bak karı koca çalışır. Gel böyle alayım. Tamam mı abi? Sabah 5.30'da alırdık çantamız, sırt çantamız vardı. Domuz yemeyelim diye. Tamam mı? Kahve abi çantalarda. Çantalarda kahvemiz, erzağımız vardı. Anladın mı abi? Abi röportajdan da. 8 bak abi. 8 saatini çalışırsın. Saat 4.30'dan sonra da abicim gider merdiven silerdi, kaslı dağıtı. Kimle konuşursa konuşsun, tamam mı, balon. Boş ver. Hikaye. Almanya'yı bak abi. Almanya'yı yeter, ne zaman biteceksin? Tamam abi söyle. Sen Almanya'yı, Almanya'dan bahsediyorsun. He. Ama yanlış bahsediyorsun. O olay bitmiştir. Şöyle alayım seni. Türkiye'de abi yaşayacaksın. Ben de böyle alayım, böyle alayım. Almanya'dan dönüp geleceksin, beğenmiyorsan orayı. Çünkü ne işin var senin orada? Ben geldim ki zaten. Ayşe benim yeğenlerim var, şeyler var. Nasıl? Gelmiyorlar. Abla. Gelmiyorlar. Gel abla sen. Ne? Kurban Bayramı'nda abi, iki tane inek keserdin. Şu an bir inek bile kesmiyoruz. Boynada market dolaşıyoruz be. Artık yeter ya, bir pahalılığı da bir benimseyin. Tamam. Kabul edin ya. Kabul edin. Tabii canım, Almanya'da 8 saat çalışılıyor. 8 saat. Sen onu biliyor musun? Almanya'da yaşadım ettim. Ya boş boş konuşma ya. Ya sizin yüzünüzden biz çekiyoruz be. Öf. Yeter be. Teşekkürler abla. Zam gelirse otomatik olarak her şeye de zam gelir. Abi yemeği vermen lazım. Bak bu kadar insana ben laf getirdim. Bir dakika. Tak etti artık. Tak etti vatandaşın canına. Gerçekten öyle yani. Ama önde haklılar var. Hiç kimsenin söylemediğini söyleyeceğim ki. Bir dakika şöyle gelirsen abi. Bir dakika şöyle gelirsen. Şimdi beni susturur musun? Beni dinle sen. Evet bu tarafı çek. Buyur abi. Beni dinle. Bak kimsenin. Abi. Nasılsın abi? Küt böreği yiyorsun. Bir küt böreği yiyorsun. 4 tane küt böreği yiyorsun. 100 lira. Bir çek yiyorsun 100 lira. 4 tane küt böreği 100 lira mı? Evet. 4 tane küt böreği. Evet 25 lira. 10 lira parası. Abi nerede parayı ya? Parayı yedim. Tanesi 25 lira ya. 10 lira abi ya. Abi yiyem ya. Oturdum yedim. Nereden abi bileceğim ya? Her yerde. CHP geldi mi 5 liradan mı yiyeceksin? Ya CHP geldi mi 5 liradan diyeceğim tabii. En azından yiyeceğiz. Şu an kent lokantasında 40 liraya yemek yiyorsun. Ha? Şu an ya gelken kent lokası adam başkan açmış. 40 liraya 4 tane yemek yiyorsun. Şimdi niye 2 lira böyle kent lokantalarına abi? Git abi Beltur'larda bir dakika bir şey. Bak sakin. Beltur'da Büyükşehir Belediyesi'nin abi gitsin de bir yemek yesin de göreyim boyunun ölçüsünü. Niye? Kent lokantası var abi. Ya, kent Allah razı olsun bak. İmamoğlu'ndan bak abi bir şey söyleyeyim. Bak o kent lokantalarını açtı ya, Allah razı olsun. Ama buradan söyleyeyim ben. O kent lokantasında gidip yiyen arkadaşlar bir de gitsin Beltur'un tesislerinde yesinler abi. Ha, bak Haliç'teki ucuz. O sosyal tesis. O ucuz. Biz ideolojik olarak hep kendi görüşümüzün üstün olmasını istiyoruz. Biz vatandaşlarımıza yapılan hizmeti söylemek zorundayız. Tamam abi, söylüyoruz ama. İyi bir şey değil. Ben emekliyim abi. 10 milyon maaşla sen geçinebiliyor musun? Geçinemiyorum. Çalışıyorum. O zaman daha konuş abi. Çalışıyorum abi. Abi çok basit bir şey söyleyeyim ya. Bir dinleyeyim bak. Sen söyle o zaman. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim sana. Hangi memlekette? Hani susuyordu? Hani susuyordu? Hangi memlekette? Hani susuyordu? 2 yaşında emekli var, çıkarın 500 kağıt.
Nerede şimdi? Hangi dünyada, hangi memlekette 42 yaşında emekli yapmış 500 kağıt veriyorum. Sen kaç yaşındasın abi? Sen kaç yaşındasın? Ben 49'lu oldum abi. Aslan gibi çalıştım ben. Tamam mı? Ben meslek lisesi mezunuyum. Nerede çalıştın? Almanya'da mı? Yok abi, burada. Burada tamamladı. Nasıl katsam? Dümenci bu ya. Yalancı. Buyur abi. Sana dur abi, abi konuşsun. Sen söyle abi. Abi hiç kimsenin söylemediğini söylüyorum. Bak, ben şimdi bu asgari ücretten ben emekliyim. Emekli maaşını 2 yıl öncesine kadar asgari ücretten %35-40 35-40 yüksekti benim maaşım. Şimdi asgari ücret benden %35-40 fazla alıyor. Aşağı yukarı benim kaybım ne? %60. Benim param nerede? Abi gelir misin? Onu soralım. Nerede işte, soralım. Ya bu sizin karın ne hakkı var kardeşim? O da diyor ki ben de diyor emekliyim ama diyor ben diyor AK Partili değilim diyor. Ama emekli maaşından da memnun da değilim konuşmasın diyor. Konuşmasın. Evet, ezbere konuşmasın. Çok teşekkür ederim abi. Kanında şey var. Almanya'dan çok teşekkür ederim. AK Parti hakkı var. Çok teşekkür ederim abi. Tamam.